Şimdi bu ders açık konuşacağım sizin kebap dersiniz. Bundan şimdiye kadar kalan olmadı sınavlara girip de. O yüzden endişe etmeyin. Dersi şöyle anlatayım. Normalde bu dersi yüz yüze eğitim olsaydı Adalet Bakanlığı'ndan bir şifre talep edecektik biz eğitmenler. Bu şifreyle birlikte UYAP'a eğitim portalına girebilecektik. Yani normalde UYAP portal, vatandaş portal var. Sizler girip bakabiliyorsunuz. İşte avukatlara özel bir portal var. Bir de adliyede kullanan katiplerin, hakimlerin, savcıların portalları var. Bize eğitim portalı adı altında bir portalı açacaklardı. Bir bilgisayar getirecektik. Orada uygulamalı bir şekilde UYAP'ın menülerini kurcalayacaktık. Ama yüz yüze eğitim olmadığı için öyle bir şansımız da maalesef olamıyor. O yüzden geriye tek bir şansımız kalıyor. Bir metnimiz var. Açık öğretim PDF'si öyle diyeyim. O PDF'yi okuyup geçeceğim maalesef. Onda hani ekranlar var. Eski veya yeni onu da takip edemiyoruz. Çünkü UYAP devamlı güncellenen bir uygulama. Onun ekranları nasıl kullanılacağı, nedir, ne değildir şeklinde okuyup geçeceğim. O yüzden hani canlı derslerime niye katılmadınız diye bile sitem etmeyeceğim. Çünkü hakikaten izlemekten sıkılacağınız bir ders olacak. Bunu açık açık söylüyorum. Bu bir. Ha, canlı derslere yine de katılın. Vallahi sizi özlüyorum. Sizinle muhabbet etmiş oluruz. Sadece UYAP dersi işlemek zorunda değiliz. Hocam biz şu konuyu öğrenmek istiyoruz diye merak ettiğiniz bir konu olursa bu dersimizde onu da anlatabiliriz. Yani herhangi bir hukuk dersiyle alakalı bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir konu olursa veya çalıştığınız konularla alakalı kafanıza takılan başka bir şey olursa bu dersimizde, canlı derslerimizde sorarsınız. 5 tane dersi canlı yapmak zorundayız dönemde. Bu 5 tane derste sohbet havasında dertlerinizi dinleriz, konularınızı dinleriz. Öğrenmek istediğiniz konu varsa onları anlatmaya çalışırım. Bu şekilde bu dersleri devam ettiririz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Eyvallah. Peki, peşin peşin sorayım. Var mı sıkıntınız bölümle ilgili, derslerle ilgili, kafanıza takılan, bilmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Önce onları halledelim, bölümün işlerini halledelim. Yok mu? Sorunsuz bir bölüm. O da Yok güzel. hocam. Peki yeni hocanızı beğendiniz mi? Yeni hocam. Sen olur. Yeni hocaya geleceğiz. Yoklama meselesi umurumuzda değil. Öyle bir şeyimiz yok yani. Bizden geçen dönemki gibi dediler ki işte UE üzerindeki ilerlemenin %50 devamsızlığı sayılacak. Onu da nasıl takip ediyorlar, nasıl etmiyorlar bilmiyorum. Ben etmiyorum. Ben normal derslerimde de devama çok önem veren bir insan değilim biliyorsunuz. Dersi talep eden, adı üstünde talep eden gelir dinler. Hasret gideririz. Yeni hocanız ceza usule hiç canlı ders yapmadınız mı? Yaptınız. Nasıl peki Merve? Memnun musunuz? Eyvallah. İlk kez bir bayan hocanız oluyor yanlış bilmiyorsam değil mi? Bölümde. Evet hocam, çok iyi, çok tatlıydı bence. Güzel de Vallahi ben anlatıyor de sevdim. dersi. Yeni başladı hocanız. Aşağı yukarı 2 ay oldu. Derslere de işte yeni başladık haliyle. Siz de yeni tanıyorsunuz. Elazığ'da avukatlık yapan bir arkadaşımızdı. Kadro açıldı, başvurdu, kazandı, geldi. Artık bizimle birlikte bölümümüzün hocası. Ben memnunum. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır. Özellikle ceza derslerini hocanızla devam ettireceksiniz. Onun dışında avukatlık, noterlik bu dönem mi? Evet hocam. O derse de muhtemelen o giriyor yanlış bilmiyorsam. Evet hocam. Aynı hocamız giriyor. Evet. Ben biraz yükümü hafifletmek zorundaydım. Doktora derslerim başladı. O yüzden
geçen dönem 46 saat olan ders yükümü bu dönem nihayet 10 seneden sonra ilk kez 27 saat dersim oldu. Çok mutluyum. Ama sizlerle biraz daha az vakit geçireceğim. O da kötü. Bunu şöyle nasıl diyelim, telafi etmek istiyorum. Siz ne dersiniz? Grupta konuşmuştuk. Bir kitap etkinliği yapalım diyoruz. Böyle bir online ders şeklinde birinci sınıf arkadaşlarınızı da katarız. Hatta katılmak isteyen dışarıdan kitap meraklısı arkadaşlarınız olur. Onlarla linki paylaşırsınız. Bir kitap etkinliği yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Çok güzel olur hocam. Peki Hacer, var mı aklınızda güzel bir kitap? Bu kitapla başlayalım diye. Hocam birinci sınıfta Çelik Tüfek Mikroptu sanırım O adı. çok Bir kitap sağlam ya o. önermiştiniz. Hacer, plan şu. Bu nereden aklıma geldi benim onu da anlatayım. Derslerimin birçoğu benim İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde. Orada devam ettiğimiz dönemlerde bir tane araştırma görevlisi, o da hukukçuydu, şu an doktora için İstanbul'da. O hocanın fikriydi. Yeniden Üretim Atölyesi adı altında bir faaliyet başlattı. Öğrenciler, hocalar, sadece öğrencilere açık bir şey değildi. Orada bir konferans salonu var. Belli günler tahsis ediliyordu onlara. Önceden bir kitap belirleniyordu. İşte herkesin kısa sürede okuyabileceği, çok kalın olmayan bir kitap genellikle. O kitapla ilgili bir afiş çalışması yapılıyordu. Afişler fakültelerin, sadece İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne özgü bir şey değildi. Değişik fakültelerin panolarına yapıştırılıyordu filan. Katılmak isteyen gelip katılsın diye. O kitap seçildikten sonra işte 15 gün bir süre oluyordu veya bir hafta bir süre oluyordu kitabın hacmine göre. Konferans şeklinde başlıyorduk kitabı tartışmaya. Önce yazarla ilgili veya kitapla ilgili genel bir bilgi, o konferansı moderatörlük yapan kişi diyeyim, tanıtıyordu. Arkasından kitapla ilgili düşüncelerimizi orada paylaşıyorduk. Bir saat, 1,5 saat süren bir etkinlik oluyordu. Çok eğlenceli, çok bilgi verici, zevk aldığım bir etkinlikti. Bunu niye biz yapmayalım diye düşündüm. Hem sizlerle daha sık vakit geçirmiş olurum bu vesileyle, hem de kitap okuma alışkanlığımızı pekiştiririz. Ama tüfek, çelik, mikrop bayağı bir hacimli Hacer. Daha kısa, daha Hocam, böyle... Efendim? o zaman Sabahattin Ali'nin bir kitabı olabilir. Franz Kafka. Normal kitaplardan başlayıp daha ağır kitaplara doğru gidebiliriz hocam o zaman. Yani daha mantıklı olur. Kafka'nın ince kitaplarından, Stefan Zweig'in ince kitaplarından, George Orwell olabilir, Aynen. Merve'nin dediği gibi. Evet, George Hayvan Orwell. çiftliğiyle başlayabiliriz mesela. Benim aklımda o var. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Hatta Çok güzel olur hocam. Çok etkilenmiştim ben şöyle zaten. de bir fikrim var. Kameram ışıktan dolayı berbat. Nasıl yapayım? Şöyle görünüyor mu? Heh, şimdi görünür bir hal aldı. Sanırım George Orwell'un kitapları 70 sene geçtiği için artık her yayın evi teker teker basmaya başladı. Bu da Evet. Kırmızı Kedi yayın evinin bir kitabıydı. Kapak tasarımını çok beğendim. Bende olmasına rağmen tekrar aldım Hayvan Çiftliği'ni. İçinizden birine de hediye edebilirim. Nasıl bir şey karşılığında olsun onu da düşünürüz. Kitap kapağı demişken diğer kitabını da aldım. Mesela 1984'ü. Onu da göstermek istiyorum size. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. 1984'ün de kapağını çok güzel yapmışlar. Baskısı da çok hoş. Çok beğendim. Fiyatı da ucuz. Yani Hayvan Çiftliği'ni yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 6 liraya aldım. Diğerini de 11 liraya falan aldım. 1984'ü. Okumayanlara tavsiye ederim. Hayvan Çiftliği'yle başlayalım mı? Başlayalım hocam. Kırmızı Kedi yayın evi. Seda Nur. Normalde yanlış hatırlamıyorsam Can yayınları. Can Can Yayınları'nın, yayınları. evet onlar basıyordu ama onların mesela yanlış hatırlamıyorsam 1984 20 liranın üzerinde bir fiyattı. Evet. Bunlar biraz daha hesaplı basmışlar ya da ben hesaplı buldum bilmiyorum. Baskısı da, kalitesi de, çevirisi de çok güzel. Tavsiye ederim efendim. O zaman Hacer, kim Efendim yapacak? hocam.
Şimdi bir saniye, Instagram'da bir hesabı vardı o bahsettiğim yeniden üretim atölyesinin. Halen var mı yok mu onu bir kontrol edeyim. Sana da adresi söyleyeyim. Bir bak, öyle bir afiş çalışması yapabilecek miyiz? Bir saniye. Bakalım hocam. Sanırım yok. Sayfa kalkmış. Ben o afişlerden bir örnek bulurum. WhatsApp'tan paylaşırım sizlerle. Ona benzer bir afiş çalışması yaparsak arkadaşlara duyurmak adına güzel olur. Hem de valla ben çıktı alıp kapıma da yapıştırmak isterim. Tarih ne zamana belirleyelim? 22'si ya da 24'ü. Çok mu erken olur? Erken bir hafta gibi bir süre erken olur gibime geliyor Hacer. Hocam o zaman 1 Nisan. 1 Çok da Nisan hangi güne uzatmayalım. geliyor? Bilmiyorum, bir dakika bakayım hocam. Sana zahmet, dur ben de şuradan bakmaya çalışayım. 1 Nisan Perşembe'ye geliyor. Perşembe. Cuma olsa Olsun hocam, cuma olsun. tamam. 2 Nisan mı oluyor? Evet, 2 Nisan Perşembe. 2 Nisan Perşembe. Bir tarafa not alalım arkadaşlar. Dur ben de şuraya yazayım. Alıyoruz hemen. Tamam efendim. Ben o afiş çalışmalarından bulursam paylaşacağım WhatsApp grubunda. Öyle bir afiş çalışması da yapalım. Arkadaşlara duyuralım. Birinci sınıflara da duyuralım. Hatta dediğim gibi kitap sever arkadaşlarınız varsa yapacağımız o konferansın linkini de önceden planlarız. Arkadaşlarınıza yine Google Meet üzerinden yaparız. Duyurursunuz. Hocalarımızdan katılmak isteyenler varsa onlara da duyururuz. Ama 100 kişiye kadar Google Meet destekliyor. Onu da unutmamak lazım. 100'den fazlasını kabul etmeyecek. Daha ne kadar kişi katılmak isterse. Onun dışında konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir durum var mı? Hocam nasılsınız? İyidir Hacer, valla ne olsun, yoğunum bayağı yine. Ders sayım azaldı ama yoğunluğum bir türlü düşmüyor. Kolay Koşturmaca. gelsin. Eyvallah. Kolay Sizler gelsin. nasılsınız? Aileleriniz iyi mi? Herkes rahat mı? Mutlu mu? İyiyiz hocam, çok şükür. Var mı korona atlatan arkadaşlardan? Bildiğim kadarıyla hocam Esra oldu. Geçmiş olsun. Nasıl peki? Rahat atlattı mı? Ya biraz ilk birkaç gün zordu onun için ama onun dışında iyi geçti. İlk günleri zordu. Yani bu yaş grubunda çok ağır atlatan ben duymadım çok şükür. Evet Ama hocam, bizi çok etkilemiyor. yok ben çok şükür geçirmedim Merve ama annem babam geçirdi. Annem bayağı bir ağır atlattı. Atlattı mı atlatmadı mı onu da bilmiyorum. Çünkü halen daha rahatsızlıklar devam ediyor. Bir ayı geçmesine rağmen çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçmiş olsun Hastaneye bile hocam. yattı yani o derece. Sağ olun Hacer. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Onun dışında hocalarımızdan birkaç tane atlattı. Çok şükür ben henüz yakalanmadım ya da yakalandıysam bile farkında değilim. İnşallah da yakalanırsak da hafif atlatalım diyelim. Çünkü kaçış yok gibi görünüyor bu hastalıktan. Grip gibi hepimiz bir şekilde geçireceğiz gibi görünüyor. Hayırlısı bakalım. Aşı da çözüm değil gibi görünüyor. Çünkü geçen bir arkadaşım bahsetti. Annesi aşı olmasına rağmen yakalanmış. Hani hafif atlatıyor ama en nihayetinde hastalığa yakalanmayacağım diye bir durum da yok. Hayırlısı diyelim. İnşallah bu zamanlarda geçer. Garip zamanlar hakikaten. Dün müydü? Birinci yılı dolmuştu. Dün de hocam. Sizleri doğru yani bir dönem neredeyse tam olarak yüz yüze eğitim yaptık. Mezun edeceğiz. Doğru düzgün bir araya gelemedik. Saçma bir durum. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah bir mezuniyet yapabiliriz. Geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. Bir mezuniyet töreni bile veya balosu bile yapamadık. İnşallah sizlerle en azından mezuniyette bir araya gelebiliriz. Öyle bir mutluluğu paylaşırız. Diğer derslerin geneliyle ilgili bir sıkıntı var mı? İnşallah kep atalım. Arkadaşlar. Şu anlık yok hocam. Peki. İnşallah da olmaz. Şu şeyi bir bulayım. Onu paylaşalım istiyorum. PDF'mizi. Bir saniyenizi alacağım.
saniye. Şöyle paylaşıyorum ekranı. Görünüyor mu arkadaşlar? Evet hocam. Şimdi bu PDF'miz şöyle ilerleteyim. Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin yayını. Biz birinci üniteyle ufaktan geyik yapmaya başlayalım. Dediğim gibi canlı derste de veya videoda da yapacağımız şey aynı. Okuyup geçeceğim. Ekranları size göstereceğim. Çünkü uygulama yapmamız gereken bir mesele ama yapamıyoruz. Ne diyor? Ulusal Yargı Ağ Bilişim Sistemi hakkında temel bilgiler. Adalet Bakanlığı tarihçesi öyle diyelim. Ne diyor? Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak mevcut kültürün, iş modelinin, iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin çalışan vatandaş, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşların yararına bir bütünlük içinde değiştirilmesi anlamına gelmekteymiş. Bu ilk kullanılmaya başlandığı zaman tarihi var mı burada? Ne zaman? 2003'te başlamış, 2004'te falan filan. Bize 2006-2007'de haşır neşir olmaya başladık. Bize çok ağır geliyordu. Niye ağır geliyordu? Karman çorman bir durumla karşı karşıya kaldık. Herkesin yabancı olduğu bir durum. Adliyede çalışan personelin kimisi bilgisayar kullanmayı bilmiyor, daktiloya alışmış. Bilgisayar kullanmak da yetmiyor çünkü bilgisayar kullanan ben bile meseleleri halledemeyebiliyordum çünkü bayağı sorunla karşılaşıyorduk. İcra takiplerini bile UYAP üzerinden hazırlamak zorunda kalmıştık. Ve birçok eksiklikle karşı karşıya kalıyorduk. İlk defa karşısına çıkan bir sorun bildiriyorduk. Onu hemen düzeltmeye çalışıyorlardı. Yeni bir güncelleme geliyordu. Yeni bir şeyler yapıyorlardı. Çok garip bir dönemle başladık. İlk başta hepimiz küfür ediyorduk. Şimdi de küfür ediliyor. Sebebi şu. Dün mesela bir paylaşım vardı. Gösterebilirsem size bulup göstermek istiyorum. Özür dilerim. Şuradan telefonun ekranı görünebiliyor mu? Okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Okunuyor mu? Çok değil hocam. Diyor ki kaza yaptı, ölümden döndü. İlk sorusu şok etti. Uyap geldi mi? Geçen hafta UYAP mesela avukatlar için bir zulüm haline gelmiş. Çünkü girilemiyor, sistem gidiyor falan filan. Komik durumlarla karşı karşıya kalınıyor. Eskiden var olmasına küfür ediyorduk. Şimdi olmamasına küfür ediyoruz. Çünkü hakikaten bir nimet haline geldi. Elektronik imzası olan, elektronik imza dediğimizde şöyle göstereyim zımbırtıyı. Bu bir kart okuyucu. Şurayı açtığınız zaman işte flash belleğe benzer bir yapısı var. USB'den takıyorsunuz. İçinde bir kart var. Şöyle göstermek istiyorum. SIM kart şeklinde bir kart. Bu SIM kart demeyelim de SIM kart boyutundaki kart elektronik imza dediğimiz nitelikli elektronik sertifikamızın kodlandığı bir yapı. Bu yapıya kart okuyucuya taktığınız zaman elektronik ortamda yasası var bunun. Başka derslerde bahsettiğimi biliyorum. Elektronik imzaya dair bir kanunumuz var. Islak imza ile yapabileceğiniz her şeyi elektronik ortamda da yapabiliyorsunuz. Böyle bir rahatlık. Ben oturduğum yerde İstanbul'daki bir mahkemede dava açabiliyorum, icra takibi başlatabiliyorum, oraya dilekçe gönderebiliyorum vesaire. Çok pratik. Bu arada yazdıklarınızdan Seda Nur demiş ki vizeler ne zaman başlar? Vallahi akademik takvim sizin OBS'deki sisteminizde var. Yanlış bilmiyorsam 45 günlük bir aralık belirleniyor. O aralık içinde okulun belirlediği tarihlerde vizeler yapılır. Çoğu hocanız muhtemelen yine ödev verecektir ama ben ödev taraftarı değilim. Test yaparız. Onu da söyleyeyim. Ne anlatıyorduk? Elektronik imza meselesinden bahsettik. UYAP elimiz ayağımız oldu. İlk zamanlar çok kötüydü ama şimdi hakikaten olmaması bizim için bir eksiklik.
Bir sürü avantajı var. Birincisi mahkemelerin birçok işini rahatlattı. Ne şekilde rahatlattı? Hızlandı. Duruşmalar artık eskisi kadar evrak beklemek sebebiyle gecikmiyor. Yazışmalar online bir şekilde yapılıyor. Tabuyla entegre bir sistem var. Efendime söyleyeyim, nüfusla entegre bir sistem var. Dakikasında tek tuşa basıp nüfus kayıtlarınızı veya tabu bilgilerinizi mahkemeler görebiliyorlar. O açıdan çok büyük bir rahatlık. Kağıt israfından kurtulundu. O çok büyük bir rahatlık. Onun dışında dediğim gibi avukat oturduğu yerden bütün işlerini halledebiliyor. Veya aynı şekilde katipler için, hakimler, savcılar için de aynı rahatlık söz konusu. Bilgisayarların elinin altında olduğu her yerden işlerini halledebiliyorlar. Ayrıca sizler için de çok büyük bir rahatlık. Sizler derken vatandaşlardan bahsediyorum. Şu an başka bir sıfatınız olmadığı için inşallah olur, katip olursunuz, hakim olursunuz, savcı olursunuz. O günleri de görürüz inşallah. Ama vatandaş için de çok büyük bir rahatlık. İleride göreceğiz. Telefonla, SMS'le bildirim modülleri var. Veya e-devlet üzerinden girip de vatandaş portala hakkınızda açılmış davaları, icra takiplerini görebiliyorsunuz. Elektronik imzanız varsa yine oraya evrak gönderebiliyorsunuz vesaire. Çok büyük bir rahatlık vatandaş için de, kullanmayı bilen vatandaşlar için de. Tarihçesini okumaya devam edelim. Ne demiş? Özür dilerim. E-Devlet kısaca kamu kurumlarının vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda hizmet vermesi ve bilgi aktarmasıdır. Bir tanıma göre E-Devlet, kullanıcıların elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan güvenilir şekilde ve tek noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını ifade etmekteymiş. E-Devlet'in dört ana vurgusu varmış: bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı, vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunmak, verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlamak, yeniden yapılanma. Ülkemizde E-Devlet'in bir ayağı olan E-Adalet alanında ilk otomasyon çalışmaları 1998 yılında başlamış. Böylece adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla üretkenliği ve verimliliği artırmak için UYAP adı altında çoklu kullanıcı ve iş odaklı bir sistemin uygulamaya geçirilmesi kararı verilmiş. UYAP çatısı altında yüksek yargı organları ve yargı için bilgi temininde vazgeçilmez özellikte bulunan kurumlar da sisteme dahil edilmiş. Bunun için Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile birlikte tüm mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve icra dairelerini de içine alacak şekilde Türkiye geneli için geniş bir bilgisayar ağı, yani WAN kurulmuş. Bir e-kurum uygulaması olan UYAP, adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecikmeksizin yerine getirilerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli Sisteminin iyileşişinin güvenilirliğini ve doğruluğunu koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla UYAP 1 ve UYAP 2 şeklinde iki aşamalı olarak planlanmış. UYAP 1 bakanlık merkez birimlerini, UYAP 2 ise taşra birimlerini kapsamakta. Adalet Bakanlığı ile Havelsan Anonim Şirketi arasında 20 Ağustos 2000 tarihinde imzalanan protokol ile UYAP 1, 10 Ağustos 2001 ve 26 Temmuz 2002 tarihlerinde imzalanan protokollerle UYAP 2 çalışmalarına başlanmış. UYAP yazılımları 2003 yılı Eylül ayında tamamlanmış ve geliştirme ortamında uzman kullanıcıların kullanımına ve eleştirilerine açılmış. Gerçek kullanıcılarla laboratuvar ortamında 2004 yılı başına kadar yoğun testlerden geçirilmiş ve daha sonra pilot olarak seçilen gerçek ortamda bir yıllık teste tabi tutularak yaygınlaştırılmasına başlanmış. UYAP'ın amacı ne? Amaçları tek tek saymış. Diyor ki hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturulmasını sağlamak. Her türlü idari faaliyetlerle denetim, teftiş ve soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak. Doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesini ve paylaşımını sağlamak. İş süreçlerinin hızlandırılmasını, elektronik arşivin oluşturulmasını, avukatların ve vatandaşların yargı hizmetlerinden internet aracılığıyla daha hızlı ve daha kolay yararlanmalarını sağlamak. Bir kere Adalet Bakanlığı'nın üzerinden bayağı bir para yükünü aldı. Ne şekilde aldı onu da söyleyeyim.
Mesela bilgisayarlarda eskiden adliyede staj yapanınız var mı şimdi katılan arkadaşlar içinde? Ben yaptım hocam. Hacer, bilgisayarlarda Microsoft Office gördün mü hiç? Nasıl yani? Yazı yazmak için hangi programı kullanıyorlar? Word. Uyap'taydılar hocam genellikle. Nasıl? Hep Uyap'ı kullandılar. Uyap'ı kullanıyorlar. Onun dışında da kullanmaları gerekirse Word'ü, Excel'i gördün mü hiç? Word'ü gördüm de hocam. Excel'i Word görmedim. müydü yoksa LibreOffice veya OpenOffice miydi? Word'de hocam. Yanlış Word değilse. değildir. Word belgesi şeklindedir ama LibreOffice veya OpenOffice şeklinde. Bir de Serhat'ın yazdığı şey var. Uyap doküman editörü. Uyap doküman editörünü sizler de bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Mesela ben şimdi göstermek için size bir tane açayım. Bakalım paylaşabileceğiz mi ekranını? Halen açılmasını bekliyorum. Biraz öyle bir sıkıntısı var Java tabanlı olduğu için. Evet. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben de uzun zamandır kullanmadığım için bana da güncelleme uyarısı çıktı. Uygulamanızı güncelleyin diye. Bu arada Merve'nin sorusunu atlamadan ona cevap vereyim. UYAP 1, UYAP 2 diye ayırdığı şey UYAP 1 merkez teşkilatı. Bakanlığın Ankara teşkilatı içinde ilk denemelere başladılar. Ona UYAP 1 deniliyor. UYAP 2 taşra teşkilatlanması. Tamam. Şimdi UYAP doküman editörünü görüyorsunuz. Şuna tamam diyeyim. Burada Word, Microsoft Word'de kullanılan hemen hemen her şeyi Java platformunda hazırlanmış bir doküman editörüyle kullanabiliyorsunuz. Bunu niye anlatıyorum? Hani ekonomi yönünden bahsettik, bakanlığın üzerinden yük aldı dedik. Microsoft Office lisanslı bir program. Ben vatandaş olarak Microsoft Office'i satın almak istediğim zaman internete girip araştırabilirsiniz. Lisanslı, orijinal lisanslılardan bahsediyorum. Kaçak göçek şeylerden bahsetmiyorum. En az 500 lira civarında bir para, belki de daha fazla bir para Microsoft'a ödemek zorunda kalıyorum. Devlet kurumları da aynı şekilde, ki onlar lisanssız kullanamıyorlar. Benim gibi kaçak göçek iş yapmaları mümkün değil. Devlet de Microsoft Office'i bir devlet teşkilatında kullanmak istediği zaman Microsoft'a para ödemek zorunda, ki Microsoft'un en fazla gelir kaynağı da zaten bu. Senin benim gibi bireysel kullanıcılardan ziyade kurumsal kullanıcılardan dünyanın parasını kazanıyorlar. Ama artık Adalet Bakanlığı Microsoft Office için ödeme yapmak zorunda değil Microsoft'ta. Niye? Çünkü kullanmıyor Office programını. Onun yerine hem bu UYAP doküman editörünü kullanıyor hem de OpenOffice denilen bir uygulama var. Onu kullanabiliyor. Aslında Windows'u da kullanmak istemedi. Bir ara Pardus denilen bir işletim sistemini denediler ama çok akıllarına yatmamış olsa gerek ki ondan vazgeçtiler. Ekonomik olarak UYAP bayağı bir bakanlığın bu yazılımlara ödediği yükü hafifletti. Onun dışında kağıt israfından bir hayli kurtuldu. Yazışma masraflarından bir hayli kurtuldu. Bir tebligat pulu bugün yanlış bilmiyorsam 18,5 veya 19 lira civarında. Hatırlıyor musunuz? Adliyede öyle bir işlem yaptınız mı hiç? Hacer, hiç yaptın mı tebligat? Yapmadım sanırım hocam. Yani pul parasından haberin yok. Hayır yok. Bir tebligat ya 18,5 ya 19 lira bugün için.
Bayağı da bir para. Bu hani vatandaş yaptığı zaman bu para, aynı şekilde devlet de bir tebligat çıkarttığı zaman, bak Serhat yazmış 19 lira, devletin kasasından 19 lira çıkıp gidiyor ceza davaları açısından düşünecek olursak. Bunun yerine şimdi mesela avukatlara zorunlu, vatandaşlara ihtiyari bir şekilde elektronik tebligat yapılabiliyor. Yine UYAP'la bağlantılı bir şekilde. Bunlar hayli hayli bakanlığın yükünü, kağıt masrafını, kırtasiye masrafını ekonomik olarak rahatlatan ve hızlandıran uygulamalar. Şunu kapatalım. Dersimiz böyle bir giriş mahiyetinde olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersi canlı mı yaparım yoksa banttan mı yaparım bilmiyorum. Canlı yapalım. İlk 5 haftayı Ramazan gelmeden bitirelim diye düşünüyorum. Bu şekilde o açtığım PDF'den sayfa sayfa ilerleyip bir şeyler anlatmaya çalışalım. Dediğim gibi sizi bu dersten hiçbir zaman yormayacağım. İnşallah Merve. Arada her zaman okuldayım. Gelmek isteyenlere de her zaman kapım açık. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bitirelim mi bugünlük? Bitirelim hocam. Bu kitap meselesini de en kısa zamanda hayata geçirelim inşallah Hacer. Evet hocam çok güzel olur. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.